Arkadaşlar merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ocak ayında almış olduğum Şubat alışverişine hoş geldiniz tekrar. Bolca kozmetik, bolca güneş koruyucu göreceğiniz bir video olacak. Her şeyden önce şunu söyleyeyim, güneş kremleri videosu için stok çektim arkadaşlar. Bu ay böyle kusana kadar güneş kremi aldım çünkü her şeyin sezonu olduğu gibi Türkiye'mizde güneş kreminin de sezonu var ve Şubat ayındayız. Nisan'da bunların hiçbiri alınabilecek fiyatlarda olmayacak maalesef. Sezon yaklaştıkça ürün değişmese de fiyat çok artıyor bizde. Geçen sene de öyle kıştan çok almıştım. Bu sene de imkanlar dahilinde almaya çalıştım. Bazı favorilerimde olan ürünler hemen tükendi, bitti, gitti, satıştan kalktı. Almak istediğim daha ürünler var. Tavsiyeleriniz varsa sizin tavsiyelerinizi de deneyeceğim. Mayıs ayında güneş kremleri videolarını yayına koymaya çalışacağım. Çünkü güneş kremleri videolarını biraz da güneşli havalarda, açık havada denemek istiyorum. O yüzden Nisan gibi zaten kullanmaya başlarım. Bu ayda bir ay içerisinde 3 güneş kremi denemeyi düşünüyorum. Çünkü bir hafta az gelebiliyor. Bir hafta böyle fazla oluyor. Yüzüm çok karışıyor. Yani hangi ürün ne gibi tepki gösterdi. O yüzden bir ürüne en azından 10 gün denemek istiyorum. Ondan sonra videolara başlayacağım. İşte Nisan gibi güneş kremlerini kullanmaya başlarsam Mayıs ayında güneş kremleri videolarını izlemeye başlayabilirsiniz sizlerle. Ben de çok heyecanlıyım. Deneyimlemek istediğim, aldığım, hiç kullanmadığım markalar var. Kullandığım markanın farklı versiyonları var gibi gibi. Ben hemen başlayayım şimdi. Elimde bir sürü kutu var. Bir an önce alışveriş videosunu çekmek istedim ki bu kutulardan da kurtulayım. Şöyle bir kutu, bu Bioderm'in kutusu. Şöyle Bioderm'in kendi sitesinden aldım. Tüm ürünleri kendim aldığım için rahatlıkla da yorum yapabilirim. Bioderm'in kendi sitesinden almış olduğum güneş koruyucusu. Daha fazla böyle aparat vardı içinde, bir şey de oraya koydum. Böyle çok güzel sarıp sarmalayıp süsleyip gönderiyorlar ürünlerinizi. Ben şöyle Water Lover Face Sunscreen 30. Normalde 50'nin altına hiç düşmüyorum. Hem bunu buldum hem de bunu kullananlar yüz için gayet güneşte de ideal olduğunu yazmışlar. Water Lover Face Sunscreen. Niacinamid içeren probiyotik türevi formülüyle 24 saate kadar nem de veriyormuş. Şöyle 30 koruma faktörü 100 için yeterli diyor ama bilmiyorum. İşte bunları o yüzden güneşte denemek lazım. Bunları o yüzden havuzda ya da denizde denemek lazım ki etkisini görelim. Şöyle de 2 tane tester ürün göndermişler yanında. Ve Vichy'den bir ürün aldım. Vichy'nin bu hangisi size onu söyleyeyim. Capital Soleil UV HD'li foto yaşlanma karşıtı hafif dokulu güneş koruyucu SPF 50 Plus UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyormuş bizi. Vichy Volkanik Suyu Peptit Probiyotik içeriyor. Yüz ve göz çevresi için kullanıma uygun hava kirliliği karşıtı ve hipoalerjenik bir ürünmüş. Alttaki yorumlarına bakmadım. Ürün içeriklerini okuyarak aldım. Şöyle değişik bir pompası var. Böyle bir Vichy hiç kullanmamıştım. Bunları da beraber deneyimleyeceğiz tabii ki de. Şöyle, şimdi bunları ben ayıracağım hepsini ayrı yerlere. Hangisiyle başlayacağımı da bilmiyorum. Elime geldiği gibi saymaya ben devam edeyim sizlere. Güneş kremlerinden devam edeceğim. Araya bir kaynak yapayım hemen. Bioxin'den alışveriş yaptım. Saçımı kestirdim, boyattım ve kestirdim. Boyadan sonra kuaförümün dediği Zeynep, saç bakımı ya kullanıyor musun? Yoo dedim, ben kestim, sıvı saç kremi kullanıyorum, hiç yeterli gelmemiş, saç uçlarım çok kurumuş dedi. Bak dedi, taramakta çok zorlanıyorum boyadan sonra. Tabii ki renk şu an bir tık daha açıldığı için daha fazla işlem oldu. Boyası 8 saate yakın sürdü. O yüzden kesimden sonra hemen saç bakım yağı aldım. Şöyle internetten gezerken işte ne alayım. Şimdi bir tane daha bakım yağı göstereceğim. Onu daha kullanmaya başlamadım. Şu an kullandığımdan bahsedeceğim size. Bioxin çıktı karşıma.
Bioxy'nin keratin ve argan yağı içeren saç bakım yağını aldım. Kuaförümün dediği gibi sıvı saç kremini kesip saç bakım yağına geri döndüm. Açıkçası kendim hani nasıl olsa kestireceğim, nasıl olsa ölü saçlar gidecek moduna girip kesmiştim saç bakım yağını. Fakat boyadan sonra daha da ihtiyaç olduğunu söyleyerek kullanmam gerektiğini hatırlattı bana. Hemen ben de saç bakım yağına başladım. Banyodan sonra 2,5-3 pompa anca benim saçıma yeterli geliyor. Saçım kesilse bile gene bele yakın durumda. Daha da uzundu. Önlere kat verildi ama arkalarda falan gene bayağı saç var ve uzun. Sertleşti. Tabii ki keçeleşti boyadan sonra. Yıkıyorum. Saç kremi kullanıyorum duşta ve sonrasında sadece saç bakım yağı kullanıyorum. Ve kuaförümün demesiyle tekrar düzleştirme yapmıyorum. Olabildiğince düzleştirici daha fazla zarar verdiği için maşa yapabilirsin dedi. Aralarda dinlendiriyorum saçımı. Maşa yapmadan önce de saçıma saç bakım yağı en az bir pompa uyguluyorum. Anlattığım saç bakım yağı şu. Onarıcı saç bakım yağı diye geçiyor. Saçınızın yapı taşı olan bir protein kompleksi. Hidrolize keratin. Ben çok memnun kaldım. Argan yağı da var. Kokusu, verdiği yumuşaklık. Ya anlatamam size. Şu cadı saçlarım. O yüzden diyorum boyattım. İşlem gördü, işlem gördü. Gerçekten açılan yerler bayağı bir böyle keçeleşme oluyor. Zaten kalın telli bir saç. Boyadan sonra böyle bir iyice şey oluyor. Ama yağı görüyorsunuz ne kadar kullandığımı. Duş sonrası bir 3 pompa kullanıyorum. Eğer şekil vereceksem işte maşa yapacaksam kuru saça şekil vermeden hemen önce bir pompa sürüyorum. Şöyle tabi dibine değil uçlara yapılan yerlere. Gerçekten saçımda ne yanma ne koku ne ağırlık hiçbir şey olmadı. Çok memnunum. Hemen stoklayacağım bu ürünü aynı zamanda. Sıvı saç kremim de var. Biraz kullanayım. Biraz daha aşağı insin. Sıvı saç kremiyle birlikte tekrar alacağım üründen. Sizin de saçlarınızda işlem varsa, dökülme probleminiz varsa tavsiye ederim. Gerçekten çok yumuşaklık veren bir saç kremi. Yani Kore ürünlerim de var. Farklı işte Urban Care'i çok seviyorum ama bu hepsinden çok daha iyi. Ayrıca saç dökülmesine karşı ve tüm saç tipleri için diyor. Keratin, argan ve amino asit kompleksi saçları besler, onarır, kırılmasını önler, esneklik kazandırır, daha parlak, pürüzsüz ve yumuşak olmasını sağlar. Dediğim gibi yumuşaklığı hiçbir şeyle ölçülemez. Bence çok güzel. Tekrar alacağım. Hatta sıvı saç kremini de alacağım aynı serinin. Onu alırken tabii bunu da aldım. Yani esas ürün buydu da diyebilirim. Yüksek korumalı güneş kremi SPF 50 Bioxin Sun Care serisi. İçeriğinde bulunan güneşe karşı etkili aktifleri ile UVA ve UVB ışınlarına karşı yüksek koruma sağlar. Aynı zamanda cildin nemlenmesine yardımcı olurmuş. Bu hangisi? Bunun tabi farklı versiyonu var. Kuru ve normal ciltler için hipoallerjenik olan bu. Kolajen, hyaluronik asit, yeşil çay ve E vitamini içeriyor arkadaşlar. Foto yaşlanmaya karşı yoğun nemlendirme, antioksidan etki. Hatta sizden gelen bir yorum da vardı. Zeynep bunu dener misin? Gerçekten bu ürünü aldım. 1-2 gün sonra o yorum geldi. Evet deneyeceğim. Ben bu versiyonunu aldım. Ben de çok merak ediyorum. Şöyle pompalı şişede gelen bir ürün. Bunları beraber deneyimleyip ilk izlenimleri yaparız birlikte. Bu da şöyle güzel bir saç bakım yağı. Gerçekten çok beğendim onu. Çok güzeldi. Güneş kremlerinden devam ediyorsak şayet. Yapuda'dan alışveriş yaptım. Yapuda'yı çok beğeniyorum. Çünkü Romand satıyor. Romand farlarına hasta olduğumu size söylemiştim. Ama Romand'in Zero Sun Clean güneş kremini aldım. Şimdi şöyle yani kutunun ambalajlaması, şıklığı falan gayet hoş. Neyse, makyaj malzemelerinden çok beğendiğim Romand'in güneş koruyucusunu da aldım arkadaşlar. Bu Clean 05 Fresh olanı tüm cilt tipleri için zengin nem ve beslenme sunan hafif losyon kıvamında bir güneş koruyucu. Altındaki yorumları okumadım, sadece şöyle bir içeriye baktım.
Şöyle Romantin Zero güneş koruyucusu. Bunu da gene birlikte deneyeceğiz. Makyaj malzemelerini bu arada her gün kullanıyorum. Güneş kremi nasıl bakarız? Bununla birlikte çok özür. Şöyle Tony Moly'nin yıkama gerektirmeyen temizleme misal suyunu aldım. Temizleyici su cilde nemli tutarken makyaj ve gün boyu oluşan ciltteki kirleri temizlemeye yardımcı. Ben aldım, buraya kadar kullandım tabii. Bunu gösterene kadar, çünkü çok beğendim. Normalde şu an banyomda nedir o? Simple'ınki var misal suyu. Fakat maskaramı değiştirdim. Bu maskara da yeterli gelmemeye başladı. Gözümde çok siyah kalıntılar ya da gözümü fazla ovmam gerekiyor. Yani maskara güzel çözmüyordu. Evet, sonrasında yağla yıkıyorum ama ilk böyle bir hırs edip pamukla çıkarmaya çalışınca ve sonrasında yağla ovunca da kızarıyordu. Buna geçtim. Harika. En kalıcı maskaramı, en ağır göz makyajımı şık diye çıkarıyor. 2 adet pamukla. Cildime de çok iyi geldi. İçerisindeki yeşil çaydan mütevellit sanıyorum. Çok beğendim ve hemen bir tane daha aldım tabii ki. Çok severek kullanıyorum. Tony Moly daha önce hiç kullanmamıştım. Böyle bir misal su hiç kullanmamıştım. Şöyle yakından göstereyim bakmak isteyenler için. Ben çok beğenerek kullanıyorum. Benim cilt yapımla çok uyumlu oldu. Güzel bir yağ dengelediğini de düşünüyorum. Yapuda'nın kendi sitesinden alışveriş yaptım. Şöyle Goodall markası da Yapuda'ya geldi. Gene şartlarım uygun olduğunda alacağım ürünlerden güzel güneş koruyucuları da var. Böyle bir vegan nemlendirici süt, pirinç nemlendirici sütü olarak geçiyor. Nemlendirici bir krem aslında, 20 ml'lik. Bunu koymuşlar, bunu da severek deneyeceğim. Sonrasında dediğim gibi ikinci bir alışverişi yaptım Yapuda'da. Ondan çok memnun olunca gene çok güzel bir şekilde ambalajlanmış ikincisini aldım bu stonda. Aynısının, aynı markanın, Tony Moly'nin şöyle bir yeşil çay watery esensi var. Antioksidanınızı nemlendirici, cildinize hızlı bir şekilde nem veren, yağınızı dengeleyen bir losyon, solüsyon. Ya, emisyon dedikleri olay var ya, ne losyon ne tonik. Şöyle pompalı bir şişede, cam şişede bunu da hemen kullanmaya başlayacağım. Cildim bu ara biraz kuru gibi. Ve olmazsa olmaz makyaj. Deli gibi makyaj aldım bu ay. Artık bir sefer falan bir şey almam diye düşünüyorum. Şunu çok merak ediyordum. Farlarım genelde hep aynı renklerde olmasın, farklı renklerde alayım diye Romantin, hadi oku Zeynep adına, 02 numarası Dry Violet pigmentleri ve mat farları gerçekten bir harika. Şöyle ışıltısını görün diye göstermeye çalışıyorum. Çok güzel değil mi? Bunu da böyle hem çantada taşımaya hem makyaj masasında minik. Ve farları gerçekten çok güzel. Kaç aydır kullanıyorum? 11. aydan beri kullanıyorum. Çok beğeniyorum. Çok çok seviyorum. Ve almak istediklerim var. Gene firmanın en güzelliği tester ürünler. Aynı nemlendirici kremden göndermişler. Ve bir de almayı düşündüğüm koyu halkalarınız için, koyu lekeleriniz için Vita C serisi var Goodall'ın. Ondan koymuşlar şöyle bir jel kıvamında serum olarak geçiyor. Dark Spot Care. Bunu da gene severek merakla deneyeceğim. Çünkü almayı düşünüyorum. Üzeriden. Benim için süper oldu. Şimdi şu kutuyu da fırlatıp atıyorum yere. Şöyle yavaş yavaş azaltıyoruz Zeynep elindeki kutuları. Geldim bir sonraki güneş kremine. Justin Beach'den Benton'un, ben nelerini kullandım? Benton'un küçük ürünlerini almıştım. Göz çevresi kremim vardı galiba, küçük. Öyle bir şey. Ama Trendyol üzerinde böyle bir anlık indirime girdi. Bu bayağı da düştü. Fiyatı hemen görünce kaybetmeden hemen böyle yapıştırdım. Nemlendirici, yatıştırıcı, ferahlatıcı etkisi var. Yapışkan olmayan
yapışkanlık hissi olmayan bir ürün. Biberiye, yağı, esansı var, sika içeriyor, organik UV filtreleri içeriyor çevirebildiğim kadarıyla. Dermatolojik olarak test edilmiş, non-comedonikmiş. Blue, mavi ışıklardan, mavi ışık testinden de geçmiş. Ben anlıyorum da çeviremiyorum size, sıkıntım o. Şöyle bir güneş koruyucu. İnşallah beyazlık bırakan bir ürün değildir. Çok böyle yüksek beklentilerle aldığım bir ürün. Bunları da deneyeceğim. Hangileriyle nasıl başlarım bilmiyorum ama başlayacağım azimli bir şekilde. Sonra bir yanayla kaş kalemi aldım. Şimdi bakın kaş kalemlerini, iki kaş kalemi aldım. Şöyle şunun içine sarıp yolluyorlar. Okey. Burada benim bir kutum var. Alışveriş yaptığımda işte hemen kullanacağım bir ürün değil. Sonra koyuyorum, video çekiyorum, ondan sonra dolaba geçiriyorum, kullanıyorum. Aynı bu şekildeydi. İki tane daha almıştım öncesinde. Çıldırdım. Kalemler yok. Ay dedim, ben herhangi bir alışveriş videosu çektikten sonra bunu boş olduğunu düşünerek attım. Arıyorum, yok, elimdeki kalemim bitmeye başladı. Aynısından almıştım çünkü stoğu yoktu. Kullandığım renk hoşuma gittiği için, yani şu an kaşlarımda da olan, tenime, kaşıma uyduğu için iki tane almıştım. Attığımı düşündüm bu şekilde, sarılı bir şekilde. Hemen gittim, baktım stokları var, iki tane daha sipariş verdim. Neyse, ürünler kargoya çıktı. Dedim ki son bir defa daha bakacağım şu lanet kutunun içine yani. 3 kere 5 kere baktım, yok. Sonra bir baktım, bunlar eve geleceği gün kalemleri buldum. Yani 4 tane kalemim olmuş oldu. Bu nedir? The Seamin 05 numara kaş kalemi. Asansörle açılı bir kaş kalemi. Böyle kahvemsi, dilimsi, kaşımda gördüğünüz gibi bir renk. Neyse, bir sürü yedek kaş kalemim oldu. Buldum ama biraz geç oldu. Devam ediyorum. Geldim Corendel alışverişine. Corendel'den ben en son 2021'de mi alışveriş yapmışım? 2 senedir hiç alışveriş yapmıyordum orada. Yaptım. Şöyle bir alışveriş yaptım. Corendel'den, çünkü nemlendirici kremim bitiyordu. Corendel eskiden tester seçtirirdi. 3 tane ücretsiz tester alırdım ben. İstediğim ürünleri denerdim. Fakat şimdi öyle değil. Bana Moremo'nun şampuanını göndermişler. Sağ olsunlar. Ve bir tane de böyle sticker göndermişler. Kendiniz seçemiyorsunuz. Anlatmaya çalıştığım olay o. Neyse. Zaten hani bir şekilde. Okey. Dear Claire's. Gerçekten çok beğeniyorum. Şu an şu nemlendiriciyi kullanıyorum. Bu serumu da kullanıyorum. Açmıyorum koruma bantlarını. Bir krem bu kadar mı güzel nem verir? Bu kadar mı güzel yatıştırır? Bir cildi bu kadar mı güzel sakinleştirir? Yağlı ciltlerin bile çok severek kullanacağı harika bir krem. Tüpte olanı 80 ml'lik Rich Moist Shooting Cream. Derin nemlendiren bir ürün. Yapay bileşenler içermeyen bir karışıma sahip. Gerçekten cildimi çok rahatlattı. Çok beğendim ve hemen İkisi set halindeydi. Yedekledim. Devam etmeyi düşünüyorum. Ve şöyle devasa bir tonik aldım. Benim toniklerim bir sürü vardı. Ben tonik kullanmıyordum. Sonra dedim ki dolap, bunlar banyoda duruyor ve tarihleri geçecek ve atılacak. Yazık, günah, kalk kullan bunları. Kullandım. Bir hoşuma gitti. Sonra Clarisse'ın şöyle günlük nem veren, işte rahatlatan, cildi yeşil çay içeren nemlendirici bir toniğini aldım. Devasa bir boyda bu da. Günlük nemlendiren, yeşil çay içeren, kuru cildi rahatlatan, yumuşatan bir tonik. Günlük, hani sabah böyle jelle yıkamıyorum artık, sadece suyla yıkıyorum. Sonrasında tonik sürerim diye düşündüğüm bir ürün. Bir dakika. Problemiydi. Yer açma problemiydi. Buradayım tekrar. Neyse, bu şekilde toniklerimi aldım. Sonra Corendi'den gene Trendyol üzerine böyle anlık bir indirimde yakaladım. Güneş koruyucu. Bununla da birlikte bana ne göndermişler? Gene şöyle bir sticker ve Moremo'nun saç bakım yağı herhalde bu. Bu Moremo'nun da saç bakım yağı aklımda. Şartlarım uygun olduğunda onu da değerlendireceğim. Şöyle kutularımı bir aşağı indireyim önümden. Yeşil çay içeren, nemlendiren,
kadar kötü ki arkasında gezi. Hiçbir şey anlamıyorum. Ferahlatan, nemlendiren, güneşe karşı koruyan, kızarıklık karşıtı ve sağlıklı bir parlaklık veren Barolap'ın güneş koruyucusu 60 ml'lik bir ürün. Şunun da koruma bandı var ve açmıyorum. Hangisiyle başlayayım, neyle başlayayım bilmiyorum güneş koruyuculara. Bir güneş koruyucu. Ben geçen gün Watson's'a gittim. Watson's'tan alışveriş yanında şöyle bir naşita fırça vardı. Bu çekiliş yapacağım, ona gelir. Çekiliş yapacağım. Çekilişi sonlandırayım. Sonrasında 11 bin olmama çok az kaldı. 11 binde bence bu gördüklerinizden çok daha büyük ve çok daha iyi bir çekiliş geliyor. Ben öyle planladım. Neyse, onun için ayırdığım setlerden biri. John Frieda'nın kalın telli inatçı saçlar için ekstra güç serumu. Dibine sürmüyorsunuz yağ formunda. Şöyle uçlara kadar indirebileceğiniz antifreeze, yani elektriklenme karşıtı. Bir saç bakım serumunu aldım. Nasıldı bilmiyorum. Şu bir çantanın minnoşluğu. Ne aldım? Bilin. Tahmin edin bakalım. Bunların fişi yok mu ya? Atmış mıyım? Neyse. Gene benim de merak ettiğim, duyduğum fakat hiçbir zaman yakalayamadım güneş koruyucuları. Ocak ayında almış olmanın vermiş olduğu gururla karşınızdayım. Frieda'nın 50 plus SPF PA++++ nemlendirici güneş koruyucusu. Geç buldum, çabuk kaybettim olacaktı. Koruma bantlarını çıkarmıyorum. Kullandığımız zaman videoyu da beraber açıyoruz. 50 ml'lik günlük derinlemesine nemlendirici etkili güneş esansı zengin bir nemlendirme sağlayarak hafif yapısı ile cildi UV ışınlarına karşı korumaya destek olur. Hyaluronik asitle formüle edilmiş yapısı cildi derinlemesine nemlendirmeye, ferahlatmaya gibi 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 nemlendirici etkide olanı aldım. Fatsun'su nasıl bulduysam ve nasıl denk geldiyse şanslı günümdeydim. Pure Beauty'nin de Urban Shield Brighten Up Sun Protection Lotion SPF 50 PA++++ olanı aldım. Bu da 50 faktör plus güneş koruyucu yüz losyonu. Bu da hafif yapıdadır diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi kusana kadar güneş koruyucu aldım bu ay videolar için. Sonrasında şimdi size makyaj göstereceğim. Bunlar bana eşim tarafından alınan jest makyaj malzemeleri. Sephora'ya gittim. O kadar uzun zaman olmuş ki ben Sephora'ya gideli. Yani. Fil tarihinde. Alışverişlerimden bana bir tane tester verdiler. Hugo Boss'un Alive Intense parfümü hiç beğenmedim. Çok böyle ucuz çakma parfüm gibi kokuyor. O kadar alışveriş yaptım. Vere vere Sephora'nın aydınlatıcı göz çevresi kremi muhtemelen bunda içiyor. Neler aldığıma gelecek olursam mağazadan. Bunları çok merak ediyordum. Bu markayı çok merak ediyorum. Alacağım şeyler var. Ama günlük de kullanabileceğim, her zaman deneyim, yani kullanıp gerçekten hakkını verebileceğim bir palet almak istedim. Natasha Denona'nın Glam paletini aldım. Metalik, mat, kahve tonları, toprak tonları rahat kullanabileceğim bir palet. Şöyle renklerden oluşuyor. Elimde var mı? Var tabii ki de. Ama bu markanın farları o kadar övüldü, o kadar övüldü ki denemek istedim ben de. Şöyle bir 15'li palet. Gerçekten bu renkleri kullanamayacak, bu renkleri beğenmeyecek kimse yoktur herhalde. Ben de severek kullanacağım. Ve bir de ne bu? Ten ürününü aldım. Saçımın rengi değiştiğinden beri ben de tam hani makyaj eskiden kullandım, koyu allıkları kullanamıyorum. Kullandığımda böyle patlıyor her şey yüzümde. Bir bronzer da arayışı içerisindeyim. Fakat bu bronzer değil. Şu görmüş olduğunuz My Dream Cheek Trio olarak geçen aydınlatıcı ve allık. Krem allık. Daha önce hiç kullanmadım. Krem aydınlatıcı bazı ve
aydınlatıcısı. Bunu yaz içinde aldım. Özellikle tam makyaj yapmayacağım zamanlarda bir krem ürün denemek istiyordum. O yüzden aldım. Eşim bana aldı. Sonrasında online'dan ben aldım Sephora'nın. Dediğim gibi yüzümde daha makyajda sürekli kullandığım ürünleri şu an garipsiyorum. Çünkü saç rengi değişince kullandığınız ürünler de değişiyor. Bir bronzer arayışı içerisindeyim. Online'da şöyle kendi bronzerına %20 kart indirimi vardı. Bronze Cheek olarak geçiyor. Krem bronzeri, aydınlatıcısı, toz bronzeri ve krem aldık var bunda da. Tam bir bronz. Bildiğiniz kızarık bronz oluyorsunuz. Bunu yanmadan kullanamam diye tahmin ediyorum. Bu böyle bir palet. Bu biraz kullanılmayı bekleyecek. Son bir tane de çok merak ettim. Rengi çok cici geldi ama biraz canlı geldi sonra geldiğinde. Online görsellere baktığımda çok hoştu. Şu paketin güzelliği, yani ambalajın rengi çok tatlıydı. İçini bir açıyorsunuz. Caca turuncu. Kırmızı turuncu. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Daha pembemsi gibi görünüyor kamerada ama bildiğiniz cart bir turuncu. Aldığını aldım. Bunu da biraz bronzlaşıp tenimi koyulaştırmam gerekiyor ki kullanabileyim. Çok çılgın bir aydı. Çılgın bir alışveriş yaptığım aydı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum alışverişler bu ay bu kadar. Daha ne olsun. Çok çılgın şeyler almışım. Güneş kremi daha alır mıyım bilmiyorum. Biz 9 tane saydım ama içeride de var çünkü göstermediğim. Bir 9 krem saydım. Bilmiyorum, yakalarsam indirimde güneş kremi bulursam alırım. Dediğim gibi tavsiyelerinize de açığım her zaman. Tavsiyeniz üzerine de ürün deneyimleriz tekrar. Benim aldıklarım, deneyecek olduklarım bu kadar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiyseniz sonsuz sabrınız için de çok teşekkür ediyorum. Ben gideyim videomu montajlayayım bir an önce. Artık konuşmaktan boğazım acıdı. Sonra da yayına koymaya çalışayım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.